Efendim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Toplantıya biraz geç katıldığımı biliyorum. Bu nedenle hepinizden özür dilerim. Çünkü olağanüstü gelişmeler var ve ben bu olağanüstü gelişmeleri izlemek zorundayım. Tarihin bana yüklediği böyle bir sorumluluk var. Dolayısıyla ittifakı oluşturduğumuz, beraber olduğumuz, bir anlamda Türkiye'nin geleceği açısından kader birliği yaptığımız genel başkanlarla da konuşmak zorundaydım. Ukrayna'daki gelişmeler, Avrupa'daki gelişmeler, Rusya ile NATO arasındaki bağlantılar, güvensiz ortam, her şeyden önce doğal olarak Türkiye'nin de bundan büyük ölçüde etkileneceğini bildiğimiz için bu görüşmeleri yapmak zorundaydım. Ve ondan sonra sizin huzurunuza çıkmam daha doğru olurdu diye düşündüm. Avrupa'nın göbeğinde nükleer güce sahip olan bir devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, silahlı kuvvetlerini oraya sokmuş olması ve dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur. Rusya ile olan ilişkilerimiz, birazdan geleceğim ve anlatacağım. Ekonomide, turizmde, doğalgazda, bir ülkeye bu kadar bağlı olmamızın getirdiği fatura, ortaya çıkaracağı faturayı hepinizin bilmesi lazım. Ta 2019 yılından bu yana uyarıyorum hükümeti. Bir ülkeye bu kadar fazla bağlı kılamazsınız. Bir ülkenin ekonomisini bir başka ülkeye bu kadar fazla bağımlı kılamazsınız. 2019-2022. Ben söyledim, ben dinledim. Bir de kitap çıkardık. Kitap çıkardık ki tarihe not düşelim diye. Nükleer güce sahip olan bir ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye silahlı kuvvetlerini sokuyor. Avrupa'nın göbeğinde yapıyor. Ve bütün dünya seyrediyor. Türkiye ne yapacak? Güvenlik zirvesi toplanıyor. Bu nedenle Denizli'de akşama kadar burada olacaktım. Diğer programlar da vardı. Bu toplantıdan sonra o programları iptal etmek zorunda kaldım. Ve bu toplantıdan sonra Ankara'ya dönmek zorundayım. Buradan, Denizli'den, Denizli'nin saygın insanlarının, kanaat önderlerinin, muhtarlarının, sivil toplum örgütlerinin huzurunda ifade ediyorum. Güvenlik zirvesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni acilen toplayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açık mı, kapalı mı neyse bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece stratejik bir süreci yaşıyoruz. Sorunlu bir süreci yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki turist göndermediği zaman perişan oluyoruz. Doğalgaz göndermediği zaman perişan oluyoruz. Buğday alamazsak ne olacak? Buğday aldığımız Ukrayna ve Rusya en çok buğday ithal ettiğimiz iki ülke. Normalde sağlıklı işleyen bir demokrasi içinde bir siyasal iktidar ülkeyi yönetirken bir başka ülkeye ekonomik açıdan bu kadar bağımlı bir süreci yaşatmazdı, yaşatmaması lazımdı. Bir ülke bir başka ülke sadece enerji alanında ya %60 bağımlı olabilir mi? %70 bağımlı olabilir mi? Söylerken içim acıyor. Hani ilk sefer söylesem diyecekler ki ya ilk sefer söylüyorsun. 2019'dan beri söylüyorum. Nükleer santralle beraber bu rakam daha da büyüyecek. Dünyanın en pahalı elektriğini alacağız. Dünyanın en pahalı elektriği. Kilowatt saati 35 kuruş muydu? 35 sent miydi? 12 sent. KDV hariç. Dünyanın en pahalı
elektriğini bizim sanayici kullanacak. Nasıl rekabet edecek? Değerli arkadaşlarım, Montrö Anlaşması'na Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadık kalması lazım. Baskı altında kalmaması lazım. Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö Sözleşmesi çok önemlidir. Ona bağlı kalmak, sadık kalmak da çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Bu konuda da hükümetin dikkatini çekiyoruz. Atılacak her bir yanlış adımın bize faturası ağır olur. Suriye'de 33 askerimiz şehit edildi. Herhangi bir olumsuz tablonun Suriye'de bize yükleyeceği faturayı da hepinizin dikkatine sunuyorum. Güzel bir ülkede yaşamak varken, beraber yaşamak varken, bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken, böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu? Vicdanlarınıza sesleniyorum. Böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu? Sanayicisi memnun değil. Esnafı memnun değil. İşçisi memnun değil. Memuru memnun değil. Ya kim memnun Allah aşkına? Size dertleri anlatmayacağım. Dertlere girersek bu işin sonu ayrı. Değerli dostlarım, Denizli'yi sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Sizlere çözümleri anlatacağım. Bu toplantıda çözümleri anlatacağım. Türkiye nasıl düzlüğe çıkar? Bunu anlatacağım. Girişi böyle yapmamın nedeni Türkiye'yi bekleyen yakın bir tehlike konusunda hepinizin dikkatini çekmektir. Denizli kendi iç dinamikleriyle büyüyen güzel bir kentimiz. Yabancı sermayesi var mı yok mu bilmiyorum. Ama kendi iç dinamikleriyle, kendi gücüyle büyüyen, 140'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan güzel bir kentimiz. Tarımı deseniz, sanayisi deseniz, turizmi deseniz, güzel doğası deseniz her şeyle mükemmel bir kent. Köklü ve derin bir tarihi var. O tarihin öngördüğü turizm var mı? Hayır, yok o. Ama o turizmin de olması lazım. Onun için açık ve ne söylüyorum? Kente turizmin canlanması için turizmin ne olduğunu bilen bir kişinin büyükşehir belediye başkanı olması lazım. İnşallah o günlerde gelecek. Göreceksiniz. Denizli turizm alanında da çok daha büyüyecek. Çok daha büyüyecek. Turizmi, Denizli'yi bütün dünyaya anlatmamız lazım. Bu kadar köklü bir tarihin sadece kendi ülkemize değil, bütün dünyaya anlatılması lazım. Değerli arkadaşlarım, Anadolu'nun 500 büyük firmasının belirlemesi yapıldı. 23 firma Denizli'den, bu 500 firmanın içinde, Anadolu'daki 500 firmanın içinde. Sanayici Sayın Şenel, İbrahim Şenel, o toplantıda bir konuşma yapıyor. O konuşmadan başlayarak bir şeyler anlatmak isterim. Diyor ki, bu coğrafya endüstri devrimini ıskaladı. Yani sanayi devrimini kaçırdı diyor bu coğrafya. Şu anda müthiş bir teknolojik devinim söz konusu. Bir meta dünyasından söz ediyoruz diyor. Bir oyun şirketinin 60 milyar dolara satın alınmış olması geleceğin nereye gittiğinin göstergesi açısından çok mühim diyor. Evet, bir oyun şirketi 60 milyar dolar. Denizli'deki firmalarımızın bu dünyada doğru noktada konumlanması lazım diyor. Gerçeği görüyor bu sanayici arkadaşımız. Bilmiyorum, gerçeği görüyor. Biz buna yüksek yetenek inşası diyoruz. Yüksek yetenek inşası diyoruz. Acaba üniversiteden kaç kişi yüksek yetenek inşası üzerine bir tez hazırladı?
Acaba yüksek yetenek inşası nedir diye hiç merak eden siyasetçi oldu mu? Bir toplumu ileriye taşıyan, bir toplumu geliştiren o toplumun %2'sidir. En zeki olan %2'sidir. O %2'yi korumak ve büyütmek lazım. Biz buna yüksek yetenek inşası diyoruz. Örnek mi? Almanya'yı alalım. İki Türkiye Cumhuriyeti kökenli iki vatandaş gidiyor, yeni bir aşı keşfediyor. Milyarlarca dolar Almanya'ya kazandırdılar. İki kişi. Yüksek yetenek inşasının ilk çıkış yeri İngiltere'dir. Dominyonlardan buldu. En çalışkan, en zeki insanları. Hepsini getirdi İngiltere'ye. Sanayi devriminin başlangıcı İngiltere oldu. Buharlı motoru keşfettiler. Sonra Amerika bunu İngilizlerin elinden aldı. Silikon Vadisi ile dünyanın her tarafından en yetenekli insanları Amerika'ya davet etti. Buyurun gelin, çalışın burada, üretin burada, kazanın burada, yeni icatlar yapın burada dendi. Uzay sanayi ile beraber dünya farklı bir noktaya çıktı. Şimdi Amerika ile Çin arasındaki kavganın temelinde yüksek yetenek inşası yatıyor. Kaç kişi farkında acaba? Bizim gençlerimiz nerede arıyor umudu? Yurt dışında. Eğer bu tablo düzeltilmezse biz Osmanlı sanayi devrimini kaçırdı. Biz de teknoloji devrimini kaçıracağız. Kaçımız farkında bunun? Siyaset kurumu farkında değil bunun. Geleceği bilmiyor siyaset kurumu. Dünyayı iyi okumuyor siyaset kurumu. Sanayici kısmen farkında. Görüyor, biliyor. Ama bu maalesef yeteri kadar işlenmiyor. Değerli arkadaşlarım, yüksek yetenek inşasını sağlamanın ve bunu büyütmenin yolu planlamadan geçiyor. İster esnaf olun, ister sanayici olun, ister herhangi bir yerde bir şeyler yapın, bir geliriniz varsa ay sonunu veya yıl sonunu nasıl getireceksiniz diye planlama yaparsınız. İhracat nasıl yapacağız, planlama yaparsınız. Üretim ne olacak, planlama yaparsınız. Kaç kişi istihdam edilecek, planlama yaparsınız. Evinizdeyseniz, ev almışsanız taksiti nasıl ödeyeceğiz diye planlama yaparsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Kaçımız farkındayız? Kaçımız biliyoruz? Ekonomi nedir? Ekonominin özü, felsefesi nedir? Sınırsız ihtiyaçlarla, sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı kaynaklar arasındaki verimliliği, optimum verimliliği sağlamaktır. İhtiyaçlar sınırsızdır. Ama kaynaklarımız sınırlıdır. Siz planlama yapacaksınız, o sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanacaksınız. Biz acaba en verimli şekilde kullanıyor muyuz? Bunu kim yapar? Planlama örgütü yapar. Planlama neden önemlidir? Çünkü toplumun en zeki insanları planlama kurumunda görev yaparlar. Ülkenin geleceğini planlarlar. 5 yılını, 10 yılını, 20 yılını, 30 yılını, 50 yılını planlarlar. Planlamada en liyakatli insanlar görev yapar. Ve devletin temelinde adalet varsa, adaleti sağlayan da liyakattir. Yani işi ehline teslim etmektir. Eğer siz planlamayı sağlıklı yaparsanız, işi ehline verirseniz, hangi iktidar, hangi parti iktidara gelirse gelsin, sağlam, güçlü bir kadroyla çalışmış olur. Şimdi böyle bir kadro yok. Değerli arkadaşlarım, yapmamız gereken ne? Bir, Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidar olursak, ilk yapacağımız bir numaralı kararname, stratejik planlama teşkilatını kurmaktır. Bu teşkilatı kuracağız. Toplumun en zeki, en yetenekli,
A partili, B partili demeden kim o işi en iyi yapıyorsa kadroyu kuracağız. Kadroyu kuracağız. Önce diyeceğiz ki bize devletin bütün rakamlarını getirin kardeşim, karar vereceğiz. Şu anda devletin bütün rakamlarını ne siz biliyorsunuz ne de biz biliyoruz. Yükümlülüğümüz nedir? Bilmiyoruz. Taahhütlerimiz nedir? Bilmiyoruz. Vergi gelirlerimiz, fonlarda toplanan gelirler nerelere harcanıyor? Nasıl harcanıyor? Bilmiyoruz. Eğer devleti akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle yönetecekseniz önce devletin bütün rakamlarına sahip olacaksınız. Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. İki, devlette düşündüğünüzden çok daha felaket bir israf var. İsrafı önleyeceksiniz. İki numaralı genelge. İsrafı önlüyorum diye ve örnek olacaksınız siyasetçi olarak. Temel bazı şeyleri yasaklayacaksınız. Bu yasak kardeşim diyeceksiniz. Yapmayacaksınız bunu. Ha bu devlete çok büyük gelirler sağlar mı? Hayır. Ama israfı önlediğiniz andan itibaren vatandaşla siyaset kurumu arasında bir güven oluşturmuş olursunuz. Benim ödediğim vergi çarçur edilmiyor diyecek. Benim ödediğim vergiyle Türkiye büyüyor, Türkiye kalkınıyor diyecek. Benim ödediğim vergiyle yeni istihdam alanları yaratılıyor diyecek. Bir güven inşa edeceksiniz. Ama israfı yaygınlaştırırsanız, büyütürseniz o güven ilişkisini koparırsınız. Vergi veriyorum, çarçur ediliyor diyecek. Bunu kurtar. Buradan Türkiye'yi çıkaracaksınız. Üç. Sorunu çözmek istiyorsunuz. Doğru. Sorunu nasıl çözeceksiniz? Bir insan ben sorunu çözeceğim diyorsa bir sorunu, önce o sorunu yaşayan insanlarla konuşmak zorundadır. Sorunu esnaf yaşıyorsa esnafla konuşacaksın. Sanayici yaşıyorsa sanayiciyle konuşacaksın. Turizmci yaşıyorsa turizmciyle konuşacaksın. Rahmetli Ecevit bir kararnameyle Ekonomik Sosyal Konseyi kurmuştu. Sonra bu anayasal kurum haline geldi. Üç ayda bir toplanıyordu. Üç ayda bir sanayici de, esnaf da, turizmci de, herkes, onların temsilcileri dertlerini anlatıyorlardı. En son 5 Şubat 2009'da toplandı. 5 Şubat 2009. Bir daha hiç toplanmadı. Peki siz sorunu nasıl çözüyorsunuz? Sorunu yaşayan insanı sorunu çözeceksiniz. Önce bir dinle bakalım. Sorunu nasıl yaşayacağız? Nasıl çözeceğiz diye. Üçüncü madde olarak süratle devletin bilgilerini alacağız, israfı önleyeceğiz, Ekonomik Sosyal Konseyi toplayacağız. Gelin kardeşim. Memleketin bu sorunları var. Rakamları bütün herkese, bütün taraflara rakamlar dağıtılacak. Devletin bu sorunları var. Nasıl çözeceğiz? Bir masanın bir tarafında kim olacak? Ekonomik Sosyal Konseyi oluşturan bileşenler. Karşı tarafında da bakanlar olacak. Kardeşim, sorun var, çöz diyeceğiz. Bir ülkenin namusu parasıdır değerli arkadaşlar. Lirasıdır. Türk lirası. Eğer Türk lirasının itibarını korumazsanız, Türk lirasını tasarruf edeceğimiz bir değer olarak insanın elinden alırsanız, paranın değeri kalmaz. Onun dengeli, kararlı ve istikrarı sağlayacak bir noktada tutmanız ve taşımanız lazım. Bunun için de Merkez Bankası'nın bağımsız olması lazım. Merkez Bankası bağımsız değilse Türk lirasını kimse tutamaz. Bugün Türk lirası cebimizde taşıyoruz ama bankalardaki mevduatımızın %60'tan fazlası dolar ve döviz. Demek ki güvenmiyoruz. Güvensizliği yaratan kim? Siyaset kurumu, vatandaş değil. Vatandaşı niye suçlayacaksınız? Demek ki dördüncü yapacağımız iş Merkez Bankası'nı bağımsız kılmak. Ve Merkez Bankası'nın başına politik kişileri değil, o işi en iyi bilen insanları getireceksiniz. Bizim partili gelsin Merkez Bankası'nın başkanı olsun. Yok öyle bir şey. İşi ehline teslim edeceksiniz. Siyasi otoritenin aldığı politik kararlar çerçevesinde
fiyat istikrarını sağlamaktan sorumlu kurum Merkez Bankası olacak. Kanun öyle mi diyor? Evet, kanun öyle diyor. Ama bir paralel yapı oluşturursanız, yani Merkez Bankası olsun, fiyat istikrarı konusunda kanununa göre versin ama ben bir de fiyat istikrar komitesi kurayım. Hiç toplanmasın. Olmaz. Devlet yönetilmez. Yönetilmez. Ve yönetilmiyor da zaten. 5. Kamu ihale yasası. Değerli arkadaşlarım, bürokratlara bir çağrı yaptım. Devletin bütün namuslu bürokratlarına çağrı yaptım. Hiçbir kanunsuz yazının altına imza atmayın. Hiçbir kanunsuz yazının altına. Yolsuzluk dosyasının altında imzanız olmasın. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim yiyorsa, önünüze belge getiriliyorsa o belgeyi imzalamayın dedim. Aynı çağrımı Denizli'den de yapıyorum. Bürokratlara yapıyorum. Hakimlere ve savcılara da yapıyorum bu çağrımı. Adaleti dağıtacak olan kişi, eğer devletin dini adaletse, hakimin, savcının adalet peşinde koşması lazım. Siyasilerin arkasında koşmaması lazım. Buna da son vereceğiz. Devlette liyakati sağlarsanız, ahlakı sağlarsanız, erdemi sağlarsanız, irfanı sağlarsanız, bilgiyi, birikimi değerlendirirseniz bunların tamamı olur. Dolayısıyla kamu ihale yasasının birilerine kaynak aktarmak için kullanılan bir yasa olmasının önüne geçeceğiz. Devletin namusu vardır. O namusun garantisi aldığı vergilerin doğru yerlerde kullanılmasıdır. Onun değerini koruyacağız. Kamu ihale yasasını öyle birilerine kaynak aktarmak için kullanmayacağız. Bunu değiştireceğiz. Önemli bir komisyon kuracağız. Altıncısı. Kesin hesap komisyonu. Belki içinizden büyük bir kısmınız kesin hesap nedir, kesin hesap kanunu nedir bilmez bile. Bilmemekte de haklısınız. Kesin hesap kanunu şudur. Bütçeyle beraber gelir. Geçen yıl ödediğimiz vergilerin nerelere harcandığını gösteren kanunun adı kesin hesap kanunudur. Bütçe kanunu ise geleceği belirler. Kesin hesap kanunu, ben vergi verdim, paralar harcandı. Nereye harcandı bu paralar? Bu yeteri kadar tartışılmaz. Asıl tartışılması gereken kanun kesin hesap kanunudur. Ne yapacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kesin hesap komisyonu kuracağız. Bütçe kanunundan ayrıca görüşülecek bu. Kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefet partisinden olacak. Yani siyasi iktidar gelecek, muhalefete hesap verecek. Parayı bak şurada kullandım, doğru kullandım, yanlış kullanmadım diye hesap verecek. Bu büyük bir özgüven demektir değerli arkadaşlarım. Ben iktidarsam harcadığım her kuruşun hesabını önce parlamentoda muhalefete, sonra millete veririm. Alnım aktır deme yoludur bu yol. O zaman bürokrasi de kolay kolay yolsuzluk yapamaz. Diyecek ki yarın gidecek kesin hesap komisyonunda bakan hesap verecek. Bürokratlar hesap verecek. Bunun önünü keseceğiz. Herkes hesap verecek. Herkes. Dolayısıyla her kuruşun hesabının sorgulandığı, demokratik kurallar içinde sorgulandığı bir düzeni getireceğiz. Efendim, devlette liyakat ve adalet. Bunu kesinlikle sağlayacağız. Partizanlığı devletin içinden çıkarmamız lazım. Benim adamım gelecek bu işi yapacak. Yok kardeşim. O işi en iyi kim yapıyorsa. Liderler zirvesinde de bu düşüncemi dile getirdim. Yarın dedim bir stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Efendim bizim partili bu çok iyi. Öbürü bizim partili, öbürün bizim partili, olmaz mı bu iş? En iyi işi kim yapıyorsa onlar gelecek bu işe. Onlar yapacaklar. Devleti yeniden bir anlamda inşa edeceğiz. Sanayide teşvik politikası. Değerli arkadaşlarım, sanayi çok önemli. Sanayici de çok önemli. Ama sanayi katma değeri yüksek ürün üretir noktaya getirmeniz lazım. Teşvik politikasını yeniden gözden geçirmeniz lazım. Bir örnek anlatacağım.
doğru kullanılan bir teşvik politikasının Türkiye'ye getirdiği avantajlar açısından. Atatürk Barajı yapılmıştır. Kendi kaynaklarımızla yapılmıştır. Doğru bir proje mi? Evet, doğru proje. Doğru bir teşvik mi? Evet. Keban Barajı aynı şekilde. Bir örnek daha vereyim, farklı bir alandan vereyim. Antalya'da Kemer'i hepimiz biliriz. Çok sayıda otel vardır orada. Rahmetli Özal başbakanken özel bir teşvik getirdi. Bugün Antalya en çok turisti ağırlayan bir kent pozisyonuna geldi. Demek ki teşvik doğru. Kim kazanıyor? Sadece oradaki otel sahibi mi? Hayır efendim. Bütün Türkiye kazanıyor. Bacasız sanayi ya. Bacasız sanayi. Demek ki teşvik politikasını sanayicinin katma değeri yüksek ürün üretebi noktaya taşımamız için kullanmamız lazım. Teşvik politikasının bu çerçevede ele alınması lazım. 9. Tarım. Artık bir stratejik sektördür tarım. Çiftçi arkadaşlarımıza gidin bakın. Hepsi perişan. Hepsi ama. Biz buğdayı ithal ediyoruz. Mercimeği ithal ediyoruz. Nohutu ithal ediyoruz. Her şeyi ithal ediyoruz. Ya bu güzel coğrafyada niye biz üretmiyoruz? Plansızlıktan. Niye biz üretmiyoruz? Dışarıda daha ucuz. Dışarıda daha ucuz ama benim insanım da daha ucuza üretebilir. Ama sen ona gübreyi ucuz verirsen, elektriği ucuz verirsen, yemi ucuz verirsen o da ucuz üretir. Yeterli teşviği verirsen o da ucuz üretir. Hollanda örneğini her yerde veriyorum. Denizli'de de vereyim. Konya'dan küçük, toprak olarak Konya'dan küçük bir devlet. Yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üstünde. 180 milyar doların üzerinde. Devasa Türkiye 18-19 milyar dolar. İthalatı saymıyorum zaten. Hepimizin düşünmesi gerekmiyor mu? Türkiye bunu hak ediyor mu? Etmiyor. Bunun da düzelmesi lazım. Havza bazlı planlama olması lazım. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Ziraatçı arkadaşlar, çiftçi arkadaşlar bu formülü lütfen unutmasınlar. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Taban fiyatın altında hiçbir çiftçi ürününü satmamalı. Eğer alıcı bulamıyorsa devlet onu alacak. Hiçbir şey yapmıyorsa Afrika'daki fakir fukaraya gönderecek. Ama çiftçi zarar etmeyecek. Çiftçi zarar ederse hepimiz aç kalırız. Uluslararası rekabet. Dünya artık bir kurtlar sofrasıdır değerli arkadaşlarım. Herkes rekabet içindedir. Herkes malını satmak istemektedir. En kaliteliyi ben yaparım ama mümkün olduğu kadar en ucuza ben satarım. Devletin, sanayicinin ya da çiftçinin ya da herhangi bir üreticinin uluslararası alanda rekabet edebilmesi için altyapıyı oluşturması lazım. Nedir birinci şey? Birinci kural enerji fiyatlarıdır. Enerji fiyatlarıdır. Bu kadar pahalı bir elektrikle siz ucuz mal üretemezsiniz. Rekabet edemezsiniz. Mersin'de nükleer santrali kurdular. Gayet güzel. Nükleer teknolojiyi vermediler bize. Biz buna isyan ettik. Alım garantisi verildi. Kilovat saati 12,5 sent. KDV hariç. Almanya 3 sent. Nasıl oluyor da 3 sent, 12,5 sent? Bizim sanayici nasıl rekabet edecek? Çiftçi nasıl rekabet edecek? Üretici nasıl rekabet edecek? Değerli arkadaşlarım, 30 Kasım 2019'da Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde bir konuşma yaptım. İlk kez o zaman enerji konusunda bir ülkenin bir başka devlete %40-50-60 oranında bağlı olması ciddi bir tehlikedir dedim. 2019'da. Daha sonra yine 2019'da grup toplantısında bunu bütün ayrıntılarıyla dile getirdim. Daha sonra bunu bir kitap haline getirdik. Bugün Türkiye enerji açısından %60 oranında Rusya'ya bağımlı haldedir. Dünyada %60 oranında bir başka ülkeye enerji alanda bağımlı olan başka bir ülke yoktur.
akıl tutulmasıdır. Ama bu maalesef oldu değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, bir şey daha ifade edeyim. Bunları hangi stratejiyle hayata geçireceğiz? Belli bir stratejisi olması lazım. Dört ayaklı bir strateji üzerine inşa ederseniz, sistemi, sorunları aşarsınız. Sistemin birinci ayağı can ve mal güvenliğidir. Yani hukukun üstünlüğüdür. Yani gerçek anlamda demokrasidir. Demokrasiyi inşa edeceksiniz kendi ülkenizde. Adaleti sağlayacaksınız kendi ülkenizde. Sanayici acaba yarın başıma bir şey gelir mi diye bir endişe etmeyecek. Hükümeti eleştirdim diye hemen vergi müfettişleri kapımda bitmeyecek. Önce demokrasi. Demokrasinin olmadığı hiçbir ülke büyümemiştir ve gelişmemiştir. Demokrasinin olmadığı. Önce demokrasi. Önce can ve mal güvenliği. Ya ben kendimden hatırlıyorum. Ben daha bürokratken, Maliye Bakanlığı'nda bürokratken, rahmetli Süleyman Demirel başbakandı. Ben başbakanlığın aldığı ekonomik kararları eleştiren yazılar yazardım. Bir Allah'ın kulu dönüp de bana sen bürokratsın kardeşim bu yazıları nasıl yazıyorsun diye sormazdı. Herkese büyük bir hoşgörü vardı. Şimdi bırakın bürokratları. Esnaf konuşamıyor, sanayici konuşamıyor, dernekler konuşamıyor. Başımıza bela gelir diye. Ya konuşan değil, konuşmayan değil. Konuşan Türkiye. Rahmetli Demirel diyordu konuşan Türkiye diye. Konuşan Türkiye olması lazım. Yasakçı Türkiye'ye döndük. Böyle bir ortamda ekonomiyi büyütemezsiniz. İnsan haklarını büyütemezsiniz. İkincisi üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Nerede? Her alanda üretmesi lazım. Sanatta üretmesi lazım. Kültürde üretmesi lazım. Sanayide üretmesi lazım. Çiftçinin üretmesi lazım. Ama en önemlisi üniversitenin bilgi üretmesi lazım. Üniversitenin bilgi üretmesi lazım. Az önce söyledim. Katma değeri yüksek ürün üreten Türkiye büyür. Dünyada söz sahibi olur. Katma değeri yüksek ürün. Cep telefonlarınız katma değeri yüksek üründür. Soru. Katma değeri yüksek ürün üretmek için hangi kurumun çalışması lazım? Cevap dünyada tektir. Üniversiteler. Üniversiteler bilgi üretecek. Üniversitelerin ürettiği bilgiyi sanayici elle tutulur, metaya dönüştürecek. İşin anahtarı budur. Soru. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversiteleri bilgi üretme konusunda nerede? İran bizi geçti. Başka bir şey söylemiyor. İran üniversiteleri Türk üniversitelerini geçti. Ve yakında şunu göreceksiniz. Asgari ücretin yarısıyla iş arayan avukatlar göreceksiniz. Asgari ücretin yarısıyla iş arayan mühendisler göreceksiniz. Ziraatçiler göreceksiniz. Veterinerler göreceksiniz. Eczacılar göreceksiniz. Böyle bir rezaleti dünyada yaşayan ikinci bir ülke yoktur. Katma değeri yüksek ürün üretecekseniz üniversitenin bilgi üretmesi lazım. Bilgi üreten üniversite ne demektir? Bu da güzel bir soru. Bilgi üreten üniversite her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı yerler demektir. Her türlü düşünce tartışılacak. En aykırı fikirler üniversitelerde tartışılacak. O zaman toplum ileriye gider. Aykırı düşünce olmazsa toplum ileriye gitmez. Hala bunun farkında olmayan maalesef siyasilerimiz var. Üniversitelerde farklı düşündü diye üniversite hocasını kapının önüne koyamazsınız. Bu darbe dönemlerinde oldu, bir de şimdi oldu. Benim gibi düşünmüyor. Düşünmez. Örnek veririm. Orta çağda bir kişi çıkıyor. Bir kişi çıkıp diyor ki dünya yuvarlaktır. Milyarlarca insan dünyanın düz olduğuna inanıyor. Bir kişi. Hayır diyor dünya yuvarlaktır. Yakalayıp Engizisyon Mahkemesi'ne çıkarıyorlar mı? Çıkarıyorlar. Vallahi diyor ne derseniz deyin. Dünya yuvarlak bir de kendi etrafında da dönüyor. Kim haklı çıktı? Milyarlarca kişi mi? Yoksa bir kişi mi? Aykırı düşünce budur. Korkmamak lazım aykırı düşünceden.
Allah'ın bize bahşettiği en değerli hazine akıldır. Aklımızı kullanacağız. Aklımızı kullanmayıp da kiraya veriyorsak ülkeyi büyütemezsiniz. Ülkeyi geliştiremezsiniz. Aykırı düşünceden korkmayacaksınız. İnsanlar söyler, katılırsınız veya katılmazsınız. Elinoğlu şunu yapıyor. Gidiyor üniversitelerden. Ben şunu icat edeceğim, bunu icat edeceğim diye yeni mezunları getiriyor. Büyük firmalar, Amerika'da büyük firmalar. Gel kardeşim, her türlü imkanı sağlıyorum sana. Buldun, 2 sene içinde. Bulmadıysan işine son veririm diyor. Olur ya, adamın düşündüğü bize ütopik geliyor, bakarsın bulur. E bulursa, büyük gelişme olacak. Bu nedenle üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Bu üniversiteler üniversite değil. Birkaçı üniversite, onun dışında üniversite yok. Dünya sıralamasına bakın, sürekli geriye gidiyoruz. Üçüncüsü, demokrasiyi sağladınız. Türkiye üretmeye başladı, yeter mi? Hayır. Üçüncü ayak, güçlü bir sosyal devlet olması lazım. Yani biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak lazım. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye. Güçlü bir sosyal devlet olması lazım. Ne diyor anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddesinde? Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Bunları sağlamak lazım. Sosyal hukuk devleti. Ve dördüncüsü sürdürülebilirlik. Demokrasi sürekli gelişen bir kavram. Üretim, teknoloji, icat sürekli gelişen bir kavram. Sosyal devlet kavramı sürekli gelişen bir kavram. Bunların sürdürülebilir olmasının anahtarı devlette liyakattır. İşi ehline teslim etmektir. Liyakat üzerinde bu kadar niye duruyorum? Siyasette liyakat yoktur ama devlette vardır. Basit bir örnek vereyim. Devlette memur olmanız için KPSS sınavını vermeniz lazım. Sınavdan sonra aday memursunuz. Bir süre çalışırsınız, asaletiniz onaylanır. Sonra en basit, en düşük makam olan şef olmak istersiniz. Şeflik sınavına belli bir süre sonra girersiniz. Sınavı kazanırsanız şef olursunuz. Peki bakan olmak için 2 şeye ihtiyaç var. İlkokul diploması, savcılıktan iyi hal kağıdı, o kadar. Başka bir şeye ihtiyaç yok. O nedenle devleti devlet yapan bürokrasidir. Devletin hafızası bürokraside vardır. Ama işi eline teslim ederseniz, işi eline teslim etmezseniz devlet çalışmaz. Başka bir yere savrulur devlet. Bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Genç evlatlarımızın geleceğini yurt dışında aramalarını istemiyorum. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kendi geleceğimize kendimiz karar vereceğiz. Sizin ne derseniz deyin. Ben sizin sorunlarınıza talibim, sorunlarınıza. Sorunlarınızı çözmek istiyoruz hep beraber. İttifak olarak bir araya geldik. Beraber sorunları çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Önemli bir değişime ve dönüşüme imza attık. Bir daha ifade edeyim. Çok önemli bir değişime ve dönüşüme siyaseten imza attık. Dünyada örneği yoktur böyle bir şeyin. Milli Kurtuluş Savaşı'nın bir tablosu vardır meclis açılırken. Hacı Bayram'da namaz kılınır ve gelinir, meclis açılır. O tabloyu inşallah beraber inşa edeceğiz. Hep beraber. Önce ülkemizi bu karabasandan bir kurtaracağız. Herkes düşüncesini söyleyecek. Hiç kimsenin etnik kimliği, hiç kimsenin yaşam tarzı, hiç kimsenin inancı siyasete konu olmayacak. Herkesin inancına saygı duyulacak. Herkesin kimliğine saygı duyulacak. Herkesin yaşam tarzına saygı duyulacak. Siyasetin konusu bunlar değil. Siyasetin konusu o kişinin karnı doyuyor mu doyamıyor mu? İşi var mı yok mu? Siyasetin konusu bu. Türkiye büyüyor mu büyümüyor mu? Türkiye güçleniyor mu güçlenmiyor mu? Bir önemli projemiz var. Onu da anlatayım size. Kısaca. Onu daha sonra daha geniş olarak anlatacağız. 3 tarafımız deniz. Denizin kıymetini biliyor muyuz ya Allah aşkına?
dünya ticaretinin %83'ü deniz yoluyla. %83'ü. Sizlerin oylarıyla Allah nasip eder iktidara gelirsek. Bakın, Samandağ'dan Mersin'e kadar. Samandağ'dan Mersin'e kadar. O bölgeyi özel bir bölge ilan edeceğiz. Akdeniz'in en büyük limanı olacak orada. Akdeniz'in en büyük limanı olacak orada. Katma değeri yüksek ürünler orada üretilecek. Özel bir bölge olacak orası. Doğu Akdeniz'den çıkan doğal gaz o bölgeden Avrupa'ya gidecek. Maden rafinerisi kuracağız. Çok önemli bir şeydir maden rafinerisi. Katma değeri yüksek ürün üretiyorsanız maden rafinerisi kurmak zorundasınız. Hakkari'nin çinkosunu orada ürettiğiniz zaman 3 liraya sattığınızı 1500 liraya satmış olacaksınız. Doğalgaz depolama alanları var o bölgede. Onları yapacaksınız. O bölgeden kim ihracat yapıyorsa, fabrika ister Denizli'de olsun, ister Kayseri'de, ister Sivas'ta, ister Çankırı'da, Çorum'da. Demir yoluyla oraya gelmek kaydıyla navlun bedenlerinin tamamını kamu üstlenecek. Böylece fabrikalar Anadolu'nun içine yayılacak. Anadolu'nun içi boşaldı. Anadolu'nun içini dolduracağız. Her şey İstanbul'a. Niye kardeşim? Her şey İzmir'e. Niye kardeşim? Anadolu yok mu ya? Denizli yok mu? Kayseri yok mu? Çankırı yok mu? Çorum yok mu? Efendim Gaziantep yok mu? Elazığ yok mu? Tunceli yok mu? Rize'si yok mu? Buraları dolduracağız. Dolduracağız. Bizim yaptığımız hesaba göre 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Herkes Anadolu'ya gelecek. İyi bir yaşam standardı sağlanacak o insanlara. İyi fabrikalar. Çok sayıda göreceksiniz otomobil fabrikası oraya gelecek. Çünkü orası Akdeniz'in en büyük havzası oluyor. En büyük limanı olacak. Fazla değil. 5 yıl içinde kişi başına gelir 2 katına çıkacak. Bunların tamamının altyapısı hazırlanıyor. Uzmanlar üzerinde çalışıyor. Sadece bizim uzmanlar mı? Hayır, onu yeterli bulmuyoruz. Diyoruz ki hazırladığımız bu projeye uluslararası finans kuruluşları da evet bu proje feasible'dır diye rapor verecekler. O rapordan sonra biz bunu kamuoyuyla paylaşacağız diyorum. Yani ülkemizi seviyoruz. Bu ülkeyi cehennem değil, bu ülkeyi cennete döndürmek istiyoruz. Herkesin karnını doyduğu, herkesin kucaklaştığı, herkesin kendi ülkesiyle ve insanıyla gurur duyduğu, hiçbir zaman mahcup olmadığı, gidip de birilerinin kapısında dakikalarca beklemediği güzel, onurlu bir ülke haline getirmek istiyoruz. Bunu yapacağız. Sanayici üretecek, esnafı üretecek, çalışacak, çiftçisi üretecek, herkesin yüzü gülecek. Ya her şeyimiz var. Her şeyimiz var ama siyaset yok. Dünya çapında doktorlarımız var. Dünya çapında mühendislerimiz var. Dünya çapında piyanistlerimiz var. Dünya çapında ressamlarımız var. Dünya çapında sanayicilerimiz var. Ama dünya çapında siyasetçimiz yok. Temel sorunumuz da bu. O siyasetçiyi ayağa kaldırmak zorundayız. O siyasetçiyi Türkiye'de yönetime getirmek zorundayız. Ve o siyasetçi AB ne olacak diye değil, Türkiye ne olacak ve Türkiye'yi nereye taşıyacağız diye özel bir çaba harcayacak. Efendim, il başkanımız da söyledi bu toplantı iki aşamalı olacak diye, bir de kapalı bölümü olacak. Sizden bir isteğim var. Bir, buraya oturacağım. Aklınızdaki soruyu bana sorun. Rahatlıkla sorun. Efendim bu soruyu sorarsam genel başkan alınır mı? Asla alınmam. Efendim bu soru genel başkana sorulur mu? Evet sorulur. Niye sorulmasın? Sorun sorununuzu. Çekinmeyin. Bir şeye inanmanızı istiyorum. Soracağınız her soruya samimiyetle cevap vereceğim. Yani buradan gelen cevabı vereceğim size. Öyle alttan üstten nasıl kaçarım yok öyle bir şey. Siyasette yeni bir süreci başlatmak istiyoruz. Yeni bir süreci. Halkla siyasetçi arasında güven olmalı. O güveni inşa etmek istiyoruz. Öyle bir şeyler falan değil. Rahat, samimi, rahatlıkla soracaksınız. Ben notlarımı alacağım, hepsine cevap vereceğim. Muhtar kardeşlerim burada. Muhtar kardeşlerim size sadece şunu söyleyeyim. Demokrasinin temel taşı haline getireceğim muhtarlık kurumunu.
demokrasinin temel taşı haline getireceğim. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Bir muhtarlık seçimidir. Kastamonu'da yapılmıştır. İlk muhtarlık seçimi. Dolayısıyla muhtarlığın bütçesini sağlayacağız. Birleşik oy pusulasını sağlayacağız. Muhtarların belediye bulundukları yerde mahalleleriyle ilgili belediye meclis toplantılarına katılmalarını, oy kullanmalarını sağlayacağız. Bütün bunların hepsi bir şekliyle sağlanacak. Kanun teklifini verdik, reddettiler ama ne yaparlarsa yapsınlar, muhtarlıkla ilgili temel bir kanun teklifini hazırladık. Bütün muhtar kuruluşlarından görüş aldık. İktidarımızda göreceksiniz, ilk çıkaracağımız kanunlardan birisi muhtarlık temel kanunu. Söylediklerimin tamamı orada var. Tamamı. Bunu da sağlayacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.